kuşatma ve strateji Fatih Sultan Mehmet 1451 yılında tahta çıktığında İstanbul'u fethetme kararı aldı. İstanbul stratejik bir konumda olup hem kara hem de deniz ticaret yollarını kontrol etmesi bakımından büyük önem taşıyordu. Topçu teknolojisi ve kuşatma Fatih Sultan Mehmet kuşatma sırasında devasa toplar kullanarak tarihi bir topçu teknolojisi geliştirdi. Osmanlı ordusu Boğaz'ın her iki yakasına dev topçu parkları yerleştirerek şehri kuşatma stratejisini uyguladı. Deniz ve kara kuşatması. Kuşatma sırasında Osmanlı donanması Boğazı kontrol altına alarak şehri denizden destekledi. Aynı zamanda kara kuşatması da şehri karadan abluka altına aldı. Son taarruz ve İstanbul'un fethi. 29 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı ordusu son bir taarruz düzenleyerek şehir surlarını açtı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın minaresinden Osmanlı bayrağını dalgalandırarak İstanbul'u fethetti. Şehir içi çatışmalar ve Ayasofya'nın dönüşümü. İstanbul'un fethi sırasında şehir içinde yoğun çatışmalar yaşandı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni camiye dönüştürdü ve şehre yeni camiler, medreseler ve diğer yapılar eklemeye başladı. İstanbul'un yeniden imarı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehri imar etmeye yöneldi. Büyük projelerle şehri güzelleştirdi, yeni yapılar inşa etti ve Osmanlı İmparatorluğu'nu daha da güçlendirmek amacıyla şehri başkent yaptı.